Güneydoğu TV ekranlarından, telemarkajdan mutlu akşamlar. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa sporumuz hafta içi kendi sahasında konuk ettiği Düzce Spor'u, zorlu geçmesi beklenen Düzce Spor karşısında 4-1'lik skorla galip gelerek 3 puanın sahibi olmuştu. Hemen ardından dün de Şanlıurfa sporumuz Menemen deplasmanındaydı. Ve bu zorlu deplasmanda yine Şanlıurfa sporumuz ilk yarısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı sahibi olarak zirve yarışını sürdürmüş oldu. Bu alınan sonuçların ışığında tabii ki yaşanan bazı gelişmeler de vardı. Önce hemen maçın ardından Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Sayın Can Beyli'nin istifa paylaşımı, ardından Şanlıurfa Spor Yönetimi'nin kongre açıklaması peş peşe yaşanmıştı. Taraftarlar sevincin belki de kutlamayı bile unutmuşken bir anda Şanlıurfa Spor kaosa mı gidiyor, Şanlıurfa Spor'da neler oluyor diye sorular insanların aklında birikmişti. Tabii bir belirsizlik hakimdi kamuoyunda. Tabii bununla ilgili gün içinde Şanlıurfa'mızın değerli valisi Sayın Salih Ayhan'ın bir paylaşımı oldu. Bir değil, biz olursak başarırız. Şanlıurfa Spor sahipsiz değildir. Gerekenler yapılacaktır diye bir paylaşım olmuştu Sayın Valimizin. Tabii tüm bu gelişmelerin ardından bugün görüştüğümüz Şanlıurfa'mızın değerli valisi Sayın Salih Ayhan'ı dakikalar sonra programımıza canlı olarak da bağlayarak kendisinden de yine bu gelişmeleri, ayrıntılarını bizzat öğrenmiş olacağız. Dediğim gibi bir anda maçın skorunun önüne geçen gelişmelerdi. Tam biz yayına hazırlanırken yine Şanlıurfa Spor Kulübü'nden bir paylaşım daha düştü bilgilerimize. Alınan kongre kararı iptal edildi. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Can Beyli'den boşalan, istifası kabul edilmiş muhtemelen yönetim kurulunda ve ondan boşalan yönetim kuruluna da başkanlığına Haçim İzol'un getirildiği. Ben hemen paylaşımı isterseniz sizinle paylaşayım. Bu da bir sıcak gelişme çünkü yani 2 dakika önce bana gelen bir paylaşım bu da. Şanlıurfa Spor Kulübümüz yönetim kurulu yaptığı toplantıda daha önce alınan olağanüstü kongre kararının şampiyonluk sürecindeki takımımız Şanlıurfa Spor'umuzun olumsuz etkilenmemesi için bu karar tekrar gözden geçirilmiş ve yapılan değerlendirmede takımımızın âli menfaatleri doğrultusunda kongre kararı iptal edilmiştir. Aynı toplantıda yapılan görev bölümünde Cihan Canbeyli'nin istifasıyla boşalan Şanlıurfa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haçim İzol getirilmiştir diye kulübümüzden bir paylaşımda oldu. Şanlıurfa Spor'un menfaatleri düşünülerek bu kararlar alınmıştır denildi. Keşke Şanlıurfa Spor'un menfaatleri tüm bu gelişmeler yaşamadan önce de düşünülmüş olsaydı. Tıkır tıkır giden bir takım var çok şükür. Kazanan bir takım var. Süreç takımı nasıl etkileyecek bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağız. Öğrendikçe paylaşacağız. Tüm bu gelişmelerin ışığında bir iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar Mahmut'cum. Evet. Ben de bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diyorum. Mahmut'un son dakika gelişmesini hepimiz program başlamadan önce aldık. Tabii ki ilginç gelişmeler oluyor ama bu arada da Şanlıurfa Spor güzel sonuçlar alıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Çorum da güzel sonuçlar alıyor. Tüm bu gelişmeleri kongre iptal edildi. Biraz önce sıcak haber bu kongrenin iptal edildiği. Bunu paylaşalım. Cihan Canbeyli'den boşanan Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanlığı'na sevgili Haçim İzol, Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulu üyesiydi. Kendisine buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sanırım Sayın Valimizin de bu konuda bizlere söyleyecek çok şeyler olacak. Birazdan inşallah müsait olduğunda Sayın Valimize bunların hepsini sormuş olacağız. Sıcak sıcak gelişmeler, anında gelişmeler. Tabii ki şampiyonluğa giden bir Şanlıurfa Spor var. Zor bir süreç var. Rakip Çorum'un son 3 haftada aldığı, çok zor maçlarda aldığı 3 puanlar var. Erok galibiyeti, Ahmet galibiyeti, Ankara galibiyeti, Şanlıurfa Spor'umuzun Düzce galibiyeti, artı zorlu Menemen maçında aldığı galibiyet. Geçen haftalarda da söylemiştik. Kıran kırana, zorlu, çekişmeli bir mücadele oluyor. Tabii bu mücadelede Esenler Erok ve Ahmet'i de unutmamak lazım. Çünkü onların da kendilerine göre planları var. Bunları konuşacağız. Ama bence Mahmut, yani bu akşam alınan bu kararı ben Urfa Spor'un hayrına görüyorum. Çünkü gerçekten de zorlu bir sürece girdiğimizde kongre ile hem futbolcuların motivasyonu bozulmuş olacaktı, hem taraftarımızın motivasyonu bozulmuş olacaktı. Ama şu anda bence çok güzel oldu. Onu düşünüyorum. Evet. Evet. Telefonumuz hazır. Telefon attığımızda Şanlıurfa'mızın değerli valisi Sayın Salih Ayhan var. Sayın Vali, mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar. İyi yayınlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sayın Valim, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum.
biz teşekkür ederiz ne demek. Biz size teşekkür ediyoruz sesimizi spor severlerimize, Urfa'lı kardeşlerimize ulaştırdığınız için. Sayın Valim, Şanlıurfa'ya geldiğiniz ilk günden beri Şanlıurfa Spor'u bir arada tutan, Şanlıurfa Spor'a ciddi anlamda çatı görevi gören, bütün eklentileri bir araya toplamaya çalışan, yapmış olduğunuz projelerle tribünleri canlandıran, birçok girişiminiz var. Biz gıyabınızda çok konuştuk. Bizden daha Urfalı gibi davranan, daha Urfalı gibi yaklaşan bir tutumunuz vardı. Ben bundan sebep bir taraftar olarak sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görevimi severek yapıyoruz. Hem futbolu seviyorum, hem insanımızı seviyorum. Hem görevimin gerektiğinden dolayı bu işi sevdiğim için bütün bu güzellikleri bir araya gelince hakikaten de Urfa'da karşılık gördüm. Sizlerin de sayesinde, sizlerin de desteğiyle. Sayın Valim, Şanlıurfa sporumuz skor manasında güzel bir gelişme gösteriyor. İçeride dışarıda kazanarak şampiyonluk umudunu devam ettiriyor. Ama son günlerde yaşanan gelişmeler vardı. En son biz yayına girmeden önce yine yönetim kurulunun kongrenin iptal edildiği açıklaması da geldi. Siz bu süreci nasıl takip ediyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sizler de bizim kadar Şanlıurfa Spor'a belki bizlerden daha çok hakimsiniz. Şanlıurfa Spor'u iş sıralamasında en üstlerde tutan bir yapıdasınız. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de sizi keşke görmüşlerdi ki canlı programımıza davet edin. Teşekkür ediyorum. Katılmak isterdim ama şartlar el vermedi. Malum Ramazan'dan dolayı, iftar planlamamızdan dolayı. Ama en azından sesimizi telefonla da olsa ulaştırma fırsatımız oldu. Evet. Size fırsat verdi. Teşekkür ediyorum. Tabii yine ekranlarını da açtım. Diğer tarafından sizleri izliyordum program başlarken. Son dakika gelişmesini sizlerle paylaştınız. Ben de buradan duydum. Mutlu oldum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Sevindim. Doğru bir karar aldığını özellikle ifade etmek istiyorum. Neden? Çünkü Akdisel'in bir herkese sorsanız bu zamanda bir kongre kararı doğru olmazdı. Evet. 8 hafta var. 8 hafta var. Takımda motivasyon var. Takımda birlik var. Şehidin inanmışlığı var. Ama biz burada farklı baktık ki düşünceler oluşmuş. Ben buna üzüldüm önce. Arkadaşlara duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ettik. Ve sağ olsun sağduyulu yaklaştı yeni başkan Hacim Bey. Toplantıdan yaptılar. Sayın Valimizle de istişare ettik dediler. Gerçekten de ettiler. Ve böyle bir karar verdiler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hep şunu ifade ettim geldiğim günden beri. Spor bir şehri birleştiren, bütünleştiren bir taraf olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehir, futbol, takımlar, şehirden göz bebeği, markası, kulüpler şehrin duygularını, düşüncelerini bir arada tutan yerlerdir. Bunun için buradaki hiçbir hesap kitabı olmaması, amasız, fakatsız, lakinsiz herkesin destek olması lazım. Ben 10 aydır, 11 aydır Urfa'dayım. Gerçekten zor süreçler yaşadık. Hep futbolculara şunu söyledik. Arkadaşlar siz önünüze bakın. Siz futbolunuzu oynayın. Biz gerekli sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Evet. Yönetimlere de aynı şeyi söyledik. Belediye başkanlarımızla beraber, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız omuz omuza imkanlarımızı ve şartlarımızı gerçekten çok zorladım. Ben bireysel olarak da ve bireysel sermayemi de, yani beşeri sermayemi, yani çevremi de, daha önce çalıştığım yerdeki tanıdığım insanları da sisteme alarak onlardan destek aldım. Bunu kulüp de çok iyi biliyor. Nereden nasıl kaynak geldiğini, sponsorlukları ayarladık. İyi bir noktaya geldik. Emin ol çok şanslı. 8 maç, 5 maç içeride, 3 maç dışarıda. Rakibimize baktığından durumumuz gerçekten iyi bir puan, hiçbir fark değil. Belki olamasak da takımın biri ve inanmış bir takım var. Playoff şansımız çok çok yüksek. Çok yüksek. Yani bu grupta playoff'un flash takımımız biz. Yani ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Böyle bir süreçte son 3 maç kala kongre hiç anlamlı gelmedi. Evet. Bunun için de sabahleyin ben kamuoyuyla bir tweet paylaştım. Belki okumuşsunuz. Biz bir değil, birden değil, bizden yana. Biz yani, beraber. Evet. Yorumcumuzda, televizyoncumuzda, sokaktaki vatandaşımızda, amigomuzda, tribüne gelenle, yöneticisiyle, valisiyle, belediye başkanına biz. Yani biz diyoruz yani. Ben değil, biz diyoruz. 3 milyon şehrin hakkı, hukuku ve o ter döken kardeşlerimizin emeği için dedik ki ben doğru değilim, doğru bulmuyorum. Onun için bu konuyu gözden geçirin.
Ve şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu konuda kararlıydım. Kararlıydım. Çünkü doğru bir işlem yapılmıyordu. Eğer biz bu kadar emek veriyorsak, bu kadar gayret gösteriyorsak, kongre karar alırken istişare edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu bir istişare değildir. Çünkü bu şehrin markası, bu Ahmet'in Mehmet'in takımı değil. Bu şu mahallenin bu mahallenin takımı değil. Bu şu ilçenin bu ilçenin takımı değil. Bu Şanlıurfalı 3 milyon kardeşimizin takımıdır. Evet. Onun için dar bir kalıp içerisinde sadece birilerinin arzu isteklerine göre yönetilmemesi gerekir. Bak çok şeffaf konuşuyorum. Evet. Yani bürokrasiden öte konuşuyorum. Samimi duygularımı ifade ediyorum. Çünkü emek verdik, insan emeğini sever. İnsan emeğinin karşılığıdır. Emek verenlerin de hakkı var. Onlar da haklarını bana emanet ettiler. Korumam gerektiğini söylediler. Belediye başkanlarımız aynı şekilde. Halilli, Eyüp'le, Karaköy Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Onlar da haklarını emanet ettiler. Yani hiç habersiz, hiç içerilmeden bu karar, kongre kararı doğru bir karar olmadığını onlar ifade etti. Birlikte böyle bir değerlendirme yaptık ve şu an yönetimde tebrik ediyorum. Takdir ettim. Doğru bir karar aldılar. İnşallah bu güzel kararda Urfa'nın da şampiyonun da sesi olacağını düşünüyorum. Sayın Valim, açıklamalarınızdan da aslında çok şeffaf olarak, net olarak paylaştığınız insanlarla, taraftarlarımızla teşekkür ediyorum samimiyetinizden dolayı. Ya şeffaf olmak lazım değerli evet. kardeşim. Ben şeffaf de ilk duyduğum zaman, evet, ilk duyduğumda ben de aslında beklemediğim bir açıklamaydı. Hayal kırıklığına uğradım söyleminde bulundunuz. Herhalde sizinle çok da paylaşılmadan yapılan bir açıklamaydı Sayın Valim. Şimdi çok vahim tarafı, yani bir vahim tarafını ifade etmek istiyorum. Biz bunları sosyal medyadan duymamamız lazım. Evet. Biz kulüp başkanlarının sosyal medyadan istifalarını duymamamız lazım. Kongre kararlarını sosyal medyadan duymamamız lazım. Bu sahip sıradan bir dernek değil. Bu herkesin kendi duygularının yansıdığı bir kulüptür. Burada dediğim gibi 3 milyon insanın hakkı ve alın teri emekleri vardır. Onun için burada bu konuda bir batıda olan bir şehir olsa sistem dinamikte kendinden işleyebilir. Evet. Çünkü ekonomisi var, farklı yapılanması var, işleyebilir. Ama bu bölgelerde Ankara'nın doğusunda olan bölgelerde devlet, millet birlikteliği, belediyeler, valilikler, kaymakamlar birliktelikleriyle bu işlenir. İşte tek başına arkadaşlar tek başına yük taşıyacaklar gibi değil. Bu büyük büyük. Kolay değil yani. Dolayısıyla burada ekonomik anlamda bu kurumun güçlü destekleri verirken alınan karar süreçlerinde de istişare edilmesini hem bir nezaket icabı ve hem de verilen emeklerin karşılığı olması gerektiğini özellikle ifade ettim. Bak çok şeffaf bunu söylemiş sizlere. Evet. Zaten o sahipsiz değildir vurgusunu da buradan alabiliriz Sayın Valim. Kesinlikle, kesinlikle bu konuda kararlılığımızda bu paylaşımla dile getirmişim zaten. Sayın Valim, hassasiyetiniz bizleri ciddi anlamda mutlu etti. Çünkü taraftarın aklında geçmiş dönemlerde de yaşanan kaoslar olduğu için takım şampiyonluğa yürürken yaşanan bu çalkantılı süreç, önce Sayın Emin Yetim'in adaylıktan dolayı istifası, ardından Cihan Canbeyli'nin gelmesi, onun da takım iyi giderken bir anda istifasının açıklanması neler oluyor'a getirmişti. Çok net ifadelerle bunu bize anlattınız. Siz duruma hakim olduğunuzu paylaşımınızda da belirtmiştiniz zaten. Taraftarlarımız müsterih olsun. 3 milyon Urfalı'nın alın terini, emeğinin karşılığını hiç kimseye yedirmeyiz. Biz olayın takipçisiyiz, gerekeni yapacağız dediniz. Ki bu ifadelerinizle karşılığını bulmuş ki yönetim kurulu tekrar toplantısında kongreyi erteleyip sezon sonunda belki yeni bir yapılanmayı o zaman gösterecek bize. Tabii ki sezon sonunda mutlaka bir değerlendirme olur. Eksiğimiz nedir? Nasıl bir yapılanmamız olması lazım? Başarılı olduysak daha üstüne nasıl koyabiliriz? Başarısız olduk, neden başarısız olduk? Bunu gözden geçireceğiz. Elbette yeni süreçte de yine birle beraber olacağız. Birlikte göreceğiz. Yani birlikte hareket etmediğimiz zaman zaten başarılı olma şansımız zaten mümkün değil. Bu kaptı kaçtı olacak bir mesele değil. Bunu özellikle ifade istiyorum. Yani burada arkadaşlarımız çok sağduyulu davranlar. Hacim Bey'e, Hacim Zor Bey'e teşekkür ediyorum. Karar alanları, altını izleyenleri tebrik ediyorum. Emin olun 3 milyon Urfalı'nın
gönle su septiğine söyleyebilirim. Sayın Muallim, Şanlıurfa taraftarı, Şanlıurfalılar başarıya aç. Şanlıurfalılar ciddi anlamda sizi sevdiler, bağırlarına bastılar. Ayrı bir yer edindiniz hepsinin gönlünde, bizim dahil. Ve şimdi sizin ağzınızdan çıkan her bir söz bizim yüreğimize, taraftarın yüreğine bir su serpti. Mutlu ettiniz bu mübarek günlerde. Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah. Cümlemizin. Güzel bir Ramazan geçiyor. Güzel bir huzur var. Allah razı olsun. Zor süreç yaşıyoruz. Yani kardeşim, yani depremi yaşadık. Hamdolsun bir hikayettayız. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Sel yaşadık. Uzun yıllar Urfa'da böyle bir afet olmuyormuş. Oldu. Ama hamdolsun bin dikkatle devletimiz yarınlara sarıyor. Bunlarla uğraşıyoruz. Ramazan'ın uğraşıyoruz. Hamdolsun Ramazan iklimi atmosferini çok güzel şekilde idrak ediyoruz. Bütün hem iftarlarda hem sahurlarda bir yerlerdeyiz. Vatandaşımız hem hal oluyoruz. Ben hep şunu söylerim. Bir yeri seversen sevilirsin. Bir yere nasıl muhabbet beslersen orada sana o şekilde muhabbet besler. Dolayısıyla biz samimi olarak işimizi severek, vatandaşlarımızı severek bu duyguların yansıdığımız için de karşılık buluyor. Yoksa bu karşılık tek taraflı asla değil. Yani karşıdan sizden karşılık alıyoruz. Biz de karşılık veriyoruz. Göz göze geliyoruz. Gönül atıyoruz. Gönüller bir oluyor o zaman. Hamdolsun Urfa'da güzel bir süreç yürüyor. Vatandaşımız duasını eksik etmesin. Urfa her alanda mutlaka çok çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum. Futbol konumuz, futbol hep önemsiyorum. Sebebi nedir biliyor musun? Futbolda üst ligde olmak aslında ekonomide de, aslında eğitimde de, sosyal hayatta üst ligde olmak demektir. Yani şehrin motivasyonu artıyor. Şehrin yamışlığı artıyor. Şehrin bir şey başarabildin duygusu üst lige çıkmış oluyor. Onun için biraz futbol konsantrasyonu, motivasyonu, şehrin duygularını yüksek yoğunluk yaşaması açısından önemsediğim için de biraz futbola da geniş tamamlar etmeye çalışıyorum. Sayın Valim, benim bir sorum olacak. Yaklaşık buyurun. Biz Güneydoğu TV'de 20-25 yıldır bu programı yapıyoruz. Bütün programlarımızda işte Urfa Spor şampiyonluğa giderken hep maddi sorunlardan, maddi sıkıntılardan bahsediyoruz. Bir türlü Urfa Spor'a kalıcı bir gelir sağlayamadık. Yani bu benim aslında sizden özel isramım. Yani Sayın Salihan, Urfa'ya gerçekten çok büyük emekler oldu kısa bir zaman zarfında. Kalıcı gelir konusunda Şanlıurfa Spor'a bir katkı sunarsanız en azından Şanlıurfa Spor'umuzun bundan sonra kişilere, bazı insanlara bağlı kalmadan bence ayaklar üzerinde durması açısından kalıcı yeri konusunda sizden destek istiyorum bu konuda Sayın Valim. Şöyle söyleyeyim, aslında siz bu işin aslında künhü ne vakıfsınız, işin aslında sırrını söylediniz. Şu anda şunu söylemek istiyorum, Urfa Spor'u mevcut lig içerisinde bana göre şu an durumu en iyi olan kulüplerden birisi. Evet. Şu an çocuklarımızın peşinat anlamında bir parası kalmadığını, yani kalsı da semboliktir. Maç başlarını çok yoğunlukla aldılar. Primlerini düzenli alıyorlar. Ve şu an kalan bakiye konusunda da evlatlarıma, futbolcularıma şunu söyledim. Hiç tereddütünüz olmasın. Hiç kaygınız olmasın. Siz bize emanetsiniz. Siz futbolunuzu oynayın. Yani biz gerekli onların mağdur etmeyeceğiz. Asıl sizin sorunuza gelmek istiyorum. Evet. Özellikle. Bu çok Anadolu kulüplerinin maalesef bir handikapı. Sağlıklı bir yönetimden, sağlıklı derken yani bu işin gerçekten profesyonel anlamda işte ekonomisini bilen, futbolunu bilen, mali yapısını bilen, işte taraftarları da konsolide eden, sosyalleşmesini ön çıkaran böyle profesyonel bir kulüpleşme. Sağlayarak bir de düzenli gelir oluşturmak lazım. Şunu ilk defa o zaman sizin kanalınıza söylemek istiyorum. Evet. Bizim kafamızda bir model var, bir düşünce var. Yani bu gerçekten de çok da örnekte bir proje. Bu biraz çok uzun olmadı, biraz zaman alacak. Gelse ilgili çalışmamız var, çok detaya girmeyeyim sadece. Anladım Sayın Hanım. Yani oturup istişare edersek kulübümüzün bir kısmını, bakın tamamı değil, bir kısmı şirketleşirse, şirketleştiği takdirde o şirkete
bizim oluşturduğumuz bir yapıda oransal bir destek sağlanarak kulübü ilerleyen yaya güçlü bir finansal desteği sağlanabilir. Ve bununla ilgili kafamda bir model var. Bunu çeviriyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bu zamandan inşallah olgunlaşır. Benim düşündüğümüz, arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz bu düşünce inşallah makez bulur. Çünkü bu her dönem benim için bir şereftir, açık konuşayım. Urfa Spor için kaynak bulmak, sponsor bulmak, bunu buradayken sürekli yaparız. Belediye başkanımız sağ olsun, her üç belediye başkanımız da, büyükşehirde bu konuda imkanlarını zorluyorlar. Yine zorlayacaklar. Ama sürekli yerel yönetimlere, sürekli valiye bağımlılmaktan değil, en azından çarkının bir kısmını kendine çevirebileceği bir finansman modeli oluşturulmasını çok önemsiyorum. Bunun yönünde bir imkanımız var. Yakın zamanda bu biraz daha somutlaşır diye buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Valim, çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Ben özellikle Urfa Spor'a verdiğiniz bu güzel desteklerden, emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Maçlara gelirken emin olun çoğu zaman bizden daha önce geliyorsunuz. Bizden daha sonra çıkıyorsunuz. Futbolcular sizi çok seviyorlar. Bizler de, Urfa kamuoyu da sizi çok seviyor. Bir aramamızda bizi kırmadan telefonla bağlandınız. İnşallah şampiyon olursak sizden bu sözü de alalım. Bu stüdyolarda hep birlikte Şanlıurfa Spor'umuzun şampiyonluğunu kutlamış oluruz Sayın Valim. İnşallah. Kutlayacağız hep birlikte. Ben inanıyorum. Bu gerçekten yürekten, kalpten söylüyorum bunu. 8 maçımız var. 8x24 hedef 80 puan. Biz evet. Önümüze bakacağız. Rakibe bakmayacağız. Bu ligin sonu şampiyonluk diyorum. Yani bu sözü aldık değil mi Sayın Valim? Şampiyon olursak burada hep birlikte inşallah kutlamayı yapacağız. Selam arkadaşlar. Söz şampiyon olduğunuz zaman da kutlamayı çok teşekkür ederim. Sayın Valim, çok teşekkür ediyorum. Son olarak Şanlıurfalılara, Şanlıurfa spor severlere varsa söylemek istediğiniz mesajlarınız, onu alalım. Şimdi gerçekten iyi bir noktaya gelindi. Çok emek verildi. Çok zor şartlarda gelindi. Yani lider takım teknik direktör istifa ediyor. Bir değil, iki değil, üç. Kulüp başkanımız bir değişti, iki değişti, üçüncü. Üç kulüp başkanı, üç teknik direktör, değil mi? Yani herhalde bir sezonda lider olup da, liderdik bazı zaman biliyorsunuz yani. Evet. Zirvede olup da bu kadar değişiklik herhalde istisnadır. Buna rağmen takım herhalde demek ki sağlam bir omurga kurulmuş ki yürekli çocuklar var ki, karakterli çocuklarımız var ki onlar işine baktılar, iyi baktılar. Benim isteğim şu, her zaman söylüyorum. Herkesin siyaset ticareti bir tarafa. Aması fakatı lakin bir tarafa. Herkes bir ve beraber olsun bu takım etrafında. Seyircilerimize sesleniyorum. Bu hafta sonu Isparta maçına. Önümüzdeki hafta Erok maçına. Artık tribünleri doldurmamız lazım. Artık tribünler full olması lazım. Evet. Takımımıza 90 dakika desteklememiz lazım. O tribünler boş olunca o zaman bizim yaptığımız için bir manalı sorgulanmış olur. Onu söyleyeyim. Ben takımımızı yalnız bırakmamalarını seyircilerimden istiyorum. Bu bir de Urfa Spor için Kalemeli, Kelameli, sizin gibi insanların da Urfa ile ilgili bütünleştirdiği, kucaklayıcı söylemlerle sürekli vurgulamanızı özellikle yapıyorsunuz. Bunu daha önce söylüyorum. İş insanlarına, sesleniyorum iş adamlarına. Artık Urfa Spor'a daha güçlü destek istiyorum. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 10 sene bu sene diyorum. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Sayın Valim, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Allah hayırlı akşamlar versin. Sayın Valim. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diyorum. İyi yayınlar diyorum. Evet, yayına başlarken ve dahasında dünkü istifa açıklamalarının ardından taraftarların bize sorduğu sorular hep aynıydı. Ne olacak? Niye böyle oluyor? Diye kafamızda deli sorular vardı. Ama Sayın Valimizin programımıza bağlanıp yapmış olduğu açıklamalar sonrası biraz daha o gözümüzün önündeki bulanıklıklar dağıldı. Artık daha net bakabiliyoruz önümüze. İnşallah Sayın Valimizin de desteğiyle ve ısrarla ilk geldiği günden beri o sene bu sene olacak. Şanlıurfa Sporumuz şampiyon olacak diyor Sayın Valimiz. Ve bunu da aslında hep birlikte el ele verip kenetlenerek yapabileceğimizi de söylüyor hep. Kulüp sloganı da vardı. Biz birlikte güçlüyüz. Sayın Valimiz de aynı noktada. Bizden değil, bizden ancak başarıyı elde edebiliriz diyor. Buradan iş adamlarına da bir çağrısı var Şanlıurfa Valimizin. Gelin sizler de desteğinizi ortaya koyun
ve bu şehrin takımını Şanlıurfaspor'u bir üst lige taşıyalım. Şanlıurfaspor'un bir üst lige çıkması, şehrin bir üst lige çıkması, ekonomik anlamda, sosyal manada şehrin bir basamak daha yukarıya çıkması demek. Bu da hepimizin faydasına, hepimizin yararına olacak diye de toparlar Sayın Valimiz. İlgisinden dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize. Bir de Sayın Baydar'ın sorusuna verdiği cevap vardı aslında. Yıllarca bizim belki de kanayan yaramızdı. Şanlıurfaspor hep bir yerlere mi bağımlı kalacak? Hep belediye kapılarında mı bekleyeceğiz? Hep valilik toplantı salonlarının önünde mi bekleyeceğiz? Yardım için, destek için, illa transfer için birilerinin maddi katkı sunmasını mı bekleyeceğiz? Bu bizim hep dertlerimizden, sorunlarımızdan biriydi. Sayın Valimizin de bununla ilgili bir çalışması olduğunu, bir projesi olduğunu, bunun da kısmi şirketleşme olarak açıkladı bize. Tabii çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki günlerde, ilerleyen süreçte de bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Neresinden bakarsanız bakın, şehrin valisinin, şehrin amirinin, mülki amirin, şehrin abisinin bu yaptırımları Şanlıurfaspor'la bu kadar ilgili, bu kadar alakalı olması taraftar olarak bizleri de mutlu etti. Ben bir taraftar olarak da Sayın Valimize teşekkür ediyorum Mehmet abi. Siz evet. Neler söylersiniz? Ben de Sayın Valimizin bizi kırmadı gerçekten. Emin olun ki bu daha önceden programlanmış bir soru değildi ama kalıcı gelebiliyorsunuz. Yıllar içimizde bir ukdeydi. Aklıma geldi, hemen sordum. Güzel de bir cevap aldım ama tabii Sayın Valimiz üstü kapalı anlattı. O projeyle ilgili inşallah ilerleyen dönemde bence güzel şeyler olacak. Buradan genel yayın yönetmen sevgili Adem'e hemen bir çağrıda bulunayım. Sevgili yeni başkanımız, taze başkanımız Haçim İdol'a ulaşabilirse çünkü izleyicilerimiz onu da merak ediyorlar. Sayın başkanımıza sıcak sıcağına telemarkaj farkıyla, bakın telemarkaj farkıyla hem son başkanlık sürecini hem de bundan sonraki dönemlerde neler olacak? Valimizin açıklaması çok önemliydi Mahmut. Taraftardan, kamuoyundan. Şimdi Urfaspor bu şehrin takımı. 3 milyonun takımı diyor. Bakın kişilerin ve şahısların değil. Asla ve asla. Şimdi Şanlıurfaspor sevgili Emin Yetim olsun, Cihan Bey olsun. Yani bugüne kadar kim emek görmüşse Allah razı olsun. Bu bir görevdir. Devir teslim törenidir. İşte Cihan Bey 15 gün yaptı. Sevgili Mehmet Yılmaz yaptı. Yıllar önce Sabahattin Ceveri yaptı. Baktığınız zaman Fethi Şimşek yaptı. Kemal Saracoğlu yaptı. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi emek verdiler. Maddi manevi anlamda Urfaspor'a sahip çıkmaya çalıştılar. Ama artık bu şehrin yeri bu ikincilik değil. Bunu her programda gündeme getiriyoruz. Çorum'la dediğim gibi çok müthiş bir mücadele devam ediyor. Ama Urfaspor, dikkat edersen biz Karagümrük playoff'tan çıktı. Şu anda Süper Lig'de mücadele ediyor Mahmut. Yani bunu asla Urfaspor birinci olmamasına adamla söylemiyorum. Tabii ki birinci olarak çıkacağız. Benim buna inancım tam. 8 maç ya. 8 maçın 5'i içeride. 5 maç içeride. Biz bu 8 maçımızı alırsak 80 puan dedi Sayın Valimiz. İnşallah o puanla sözü de aldık burada. Yine sevgili Kemal Saracoğlu döneminde 2011-2012 döneminde stüdyoyu sarı yeşilli bayraklarla, balonlarla süslemiştik. İnşallah bu sefer de Sayın Valimizle birlikte, o zaman Sayın Celalettin Güvenç de bu stüdyolardaydı. İzleyen takipçilerimiz bilirler. İnanıyorum ben tekrar bu stüdyoda Sayın Valimizi, kulüp başkanımızı, yöneticilerimizi, spor kamuoyunu hep birlikte, taraftarlarımızı bunu da unutmayalım. Çünkü Mahmut, emin olun ki buradan İzmir'e otobüslerle giden o cefakar vefakar taraftarı da ben ayakta alkışlıyorum. Otobüsün o aralarında yatarak gidiyorlardı maçı izlemeye. Onlar da bizim için bir değer. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Emek veriyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. O 1-0'dan sonra da 2-1'e çevirmek çok önemli. Yani bu inancın zaferi. Yani siz Çorum'u ne yaptığına bakmayın. Üzüldüğüm nokta, hep haftalarda söylüyorum. Ankaraspor maçında yenildiğimiz o maç bir türlü aklımdan gitmiyor, açık söyleyeyim. Buradaki Sivas maçı keza öyle. Evet. Yani Urfaspor kendi sahasında kaybettiği puanları kaybetmemiş olsaydı belki bugün 5-6 puan öndeydik. Emin 12-8 hafta kalmasına rağmen şampiyonluğun belki de kutlamasını yapmış olacaktık bu gece. Olsun, şampiyonluklar zordur. Kolay kolay şampiyonluk olunmaz. Ben inanıyorum sezon sonunda, yani 8 hafta dediğimiz burada 1,5 ay. 1,5 aydan da belki daha az. Çünkü çarşamba günleri oynanıyor, pazar günleri oynanıyor. Çünkü hem bu afetlerden, depremlerden dolayı federasyon aldığı kararlar var. Ben inanıyorum buna Mahmut'cum. Evet. Öyle bir giriş oldu ki henüz maçı konuşmadan Sayın Valimizin açıklamaları,
bağlanıp aktardığı bilgiler. O önemli. Bir anda kopmuş olduk. Aslında Mehmet abi skorlardan da öte bir bağlantı oldu. Tabii. Hani kazandık, geçtik, hani geçmişi konuşacaktık belki. Bununla ilgili açıklamalarımız olacaktı ama şimdi Sayın Valimizin söylemlerinden sonra tekrar geriyi unutup önümüze bakmaya başladık. Evet. Çünkü ciddi anlamda bizi geriye götürmüştü. Bir modumuz düşmedi mi yalan derse, düşmedi dersek yalan olurdu. Evet. Ama şimdi Sayın Valimizin açıklamasından sonra biraz daha önümüze bakmaya başladık tekrardan. Şimdi artık ne oldu? Unuttuk. Menemen'i yendik, Düzce'yi yendik ama bizim için geride kaldı onlar. Evet. Şimdi önümüze bakıyoruz. Önümüzde 8 maçımız var. Ve inşallah bu 8 maçı kazanarak Şanlıurfa Sporumuz istediği, arzu ettiği ve de hak ettiği bir üst lige yükselecektir. Hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Grafiklerimiz vardı. Onu da görelim. Evet. Artık tabii, hemen öğrenmiş olalım onu da. Evet. Sonuçlar vardı. Alınan sonuçları bir hatırlayalım. Ondan sonra üstüne konuşmaya biraz da artık önümüzdeki haftanın yapılanmasına bakmış olalım. Evet, alınan sonuçlar ekranda. Ankara Spor 0, Çorum FK 1, Esenler Erok 6, Sivas Belediye 1, Düzce 3, Soma Spor 3, Isparta 32 1, Arnavutköy Belediye 2, Bayburt Özel İdare 2, Afyon 2, İnegöl 0, Bursa Spor 2, Menemen 1, Şanlıurfa Sporumuz 2, Tarsus İdman Yurdu 0, Batman Petrol Spor 4, Erzincan 2, Nazilli Belediye Spor 0. Evet. Var mı şaşırtan sonuç? 32 tane gol atılmış Mahmut. Evet. Yani gol bereketli olan bir hafta. Bereketli bir hafta. Ben açık söyleyeyim mi? Çorum'un Ankara'da puan kaybedeceğini düşünüyordum ki son ikinci yarının özellikle son 15 dakikası Ankara Spor'un müthiş atakları vardı. Ama defans yaparak Çorum Spor oradan 3 puan almasını bildi ki Ankara Spor bizi yenmişti. Biraz önce de dedim. Üzüldüğüm en önemli maçlardan biri Ankara'da kaybettiğimiz o 3 puandır. Esenler Erok'un Sivas Belediyespor galibiyeti bence normal bir sonuç. Düzce'nin Urfa Spor'dan yenildikten sonra playoff mücadelesi devam ediyor ama ben bunu söylüyorum ama baktığımız zaman puan durumu da birazdan göreceğiz. Şimdi Çorum Spor, Şanlıurfa Spor, Esenler Erok ve Ahmet şampiyonluğu için bu 4 takım kaldı, bunu söyleyelim. Birinin 57, birinin 56, Esenler'in 49, Ahmet'in 48 puanı var. Bence bu ikisi arasında gidecek. Düşme potasına baktığımız zaman Tarsus İdman Yurdu'nun zaten biliyorsunuz dağıldı. Gerçekten zor durumdalar. Bu hafta da Çorum'a gidiyorlar. Bence Tarsus İdman Yurdu bilmiyorum yani nasıl kurtulamaz öyle görünüyor. Bursa Spor İnegöl'ü yenmekle ligde kalmasının en büyük işaretini verdi bence. İnegöl sıkıntıya girdi bu arada. Yani şimdi İnegöl Bursa'nın ilçesi ama onlar arasında da bir rekabet var. Sosyal medyada gördük. İlginç şeyler yaşanıyor. Tabi Batman Tarsus'a aldığı 4-0 galibiyetle biraz daha rahatladı gibi ama henüz daha çok rahat değil. Birazdan puan durumundan da göreceğiz. Erzincan'ın Urfa Spor mağlubiyetinden sonra Nazilli'yi 2-0 yenmesi de bence normal bir sonuç diye düşünüyorum Mahmut. Hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Oluşan puan durumunu da ekranlara versinler. Ondan sonra puan durumunu da görmüş olalım, üstüne konuşalım. Evet. Mehmet abi sonuçlara baktığın zaman normal gibi görünüyor. Evet. Beklenen sonuçlardı. Puan durumu da inşallah bozulacak. Şanlıurfa Spor'umuzun adını o 1'e yazacağız Allah'ın izniyle. Evet. Ligin zirvesinde Çorum var 57 puanla. Hemen ardından Şanlıurfa Spor 56 puan. Esenler Erok 49, Ahmet Sportif 48, Arnavutköy 45, Erzincan 44. Evet. Bunların dışına çıkmayacak gibi Mehmet abi. Yani biraz önce dediğim gibi Mahmut. Yani şimdi Arnavutköy Belediye 45 puan. Ahmet'te yani şimdi liderler arasında 12 puan var. Şanlıurfa Spor'lar arasında 11 puan var. Yani ilk iki için onların şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra önemli olan ne biliyor musun Mahmut? Urfa Spor inşallah şampiyon olacak. Playoff maçları da kırın kırına geçecek. Nerede maç oynanacak daha belli değil. Belli değil. Çok zor maçlar olacak. Bunu da söyleyelim. Çünkü birinci giden bir göğüsleyecek. Ondan evet. sonra çok zor maçlar olacak. 5 takım bu gruptan, 5 evet. takım diğer gruptan, 10 takım, takım evet. elemeli şekilde eleme maç yapacaklar. Usulü, evet. Ondan sonra atı alan Üsküdar'a geçecek Mehmet abi. Öyle görünüyor. Galiba evet. yanlış değilsem 2. 6. ile 3. 5. ile öyle bir dağılım olacak. Ya şimdi federasyon 3. ligde ayrı bir statü koymuş. 2. ligde ayrı bir statü koymuş. Net bir açıklamasını yaptığınız zaman insanın kafası evet. karışıyor ama dediğin gibi ikinci ve altıncı
üçüncü ve beşinci dördüncülerde birbirleriyle oynuyor. Diğer gruptan gelen takımlarla. Evet. İnşallah Urfaspor o zor maçlara kalmaz. Çünkü artık o heyecanı Biz ligin bitiminde ligi bitirmiş olmak istiyoruz Mehmet abi. Yani Mahmut şimdi yeni bir maceraya girmeden. Tabii Sayın Valimizin dediği gibi şimdi Urfaspor'un Sparta maçı var. Önemli bir maç. Anıldığı Esenler Erok maçı var biliyorsunuz. Kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Yani Urfaspor bu iki maçtan 6 puan alırsa şimdi bir de Çorum maçlarına bakıyorum Mahmut. Yani Çorum bu hafta Tarsus'ta oynuyor. Ondan sonra Bayburt deplasmanına gidiyor. Sahasında İnegöl'le oynuyor. Erzincan maçı var. Bence zor maç. Kim ne derse desin. Çünkü Erzincan'ın 6. sırada 44 puanı var. Playoff iddiası devam ediyor. Çorum'un Düzce maçı var. Kendi sahasında. Bence o maç da zor. Menemen deplasmanına gidiyor Çorum. Sparta'yla sahasında oynuyor. En son Arnavutköy Belediye maçları var. Şanlıurfa sporumuzun bence Arnavutköy'le bizim de Esenler'den sonraki maçımız Arnavutköy'le. Sonra Soma'yla İştah maçımız var. Nazilli deplasmanı var. Bursa'yla kendi sahamızda oynayacağız. Afyon deplasmanı en son Batman maçı var Urfaspor'un. Hemen bakıyorsunuz Ahmet'in bu hafta yani bu hafta Ahmet Esenler maçı var. Ben öyle tahmin puan durumuna baktığımız zaman Esenler yense Ahmet'in ilk iki için yani şampiyonluk için bence şansı kalmıyor. Ahmet yense Esenler'inki kalmıyor. Çok zor maçlar. Ben çok zevkli kıran kırana ama Sayın Valimizin çok güzel bir söylemle ben buradan tekrar izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Futbolcuların alacakları yok. Primleri, maç başları, transfer ücretleri ödendi. Bunlar bir takım motive etmek açısından çok çok önemli. Ben bu konuda Sayın Valimize gerçekten teşekkür ediyorum. Yani önümüzde bir ışık var. Yeni başkanımızın da inşallah ayağı uğurlu gelir diyelim. Çünkü bu gece alınan kararın da çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa giderken kongre süreci hem futbolculara hem taraftara hem de kamuoyuna biraz ağır gelirdi. Bence alınan karar çok çok olumlu. Haçim Bey de yakının tanıdığımız, bildiğimiz, sevilen, sayılan bir insan. İnşallah başarılı olur. Artık devam eder mi etmez mi bilmiyorum kongre sürecinde neler olacak. Ama destek zamanı, Urfaspor'a sahip çıkmak zamanı bazılarının söyledikleri hiç önemli değil. Buradan gider, buradan çıkar. Bizim Urfasporluğumuz herkes biliyor. Kamuoyunun hepsi, Allah hepsinden razı olsun. Bize karşı olan sevgi ilgileri çok çok farklı. Bugün işte bu akşam birebir şehrin yetkili, tek yetkili ağzından telemarkajla bütün gelişmeleri izleyicilerimize aktardım. Evet. Evet, bakalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek? Önümüzdeki haftanın maçlarını da bir defadan görelim. Evet, rica edelim. Haftaya oynanacak maçlar, onları da arkadaşlarımız ekranlara yansıtsınlar. Görelim. Şanlıurfa sporumuz cumartesi günü kendi sahasında mücadele edecek. Cumartesi değil mi Mehmet abi? Evet, cumartesi günü galiba. Şanlıurfa sporumuz Isparta'yı konuşacak. Hepsine bakarsak Ahmet, Esenler, Bursa, Erzincan, Sivas Belediye, Ankara, Şanlıurfa sporumuz Isparta, Afyon, İnegöl, Batman Petrol, Bayburt, Çorum, FK, İthat, Tarsus, İdvan Yurdu, Nazilli Belediye, Düzce, Soma, Menemen. Evet. Yani şimdi rakiplerimize bakıyoruz. Ahmet, Esenler maçı bizim için önemli ama Tarsus, Çorum'dan puan alır mı Mehmet abi? Olmasın Mahmut. Değil mi? Vallahi aklımdan geçti. Çok söyleyeyim mi? Bugün böyle bir baktım lan. Dedim ki ya neden olmasın? Yani niye olmasın? Sivas bizden almadı mı burada puan? Evet. Yani bizden aldı. Sivas bizden aldığına göre Tarsus neden almasın? Bir de biraz işte kalecisi gitmeyecek. Bilmem Urfa 11 atı biz sosyal medyada biz 15 atalım falan 16 atalım. Yani yanlış değilsem sakatlığı var kalecinin. Aynen yani ben tabii ki Tarsus benim zor durumda. Gerçekten rakip olarak da biliyorsun sezonun ilk maçına biraz orada sıkıntılar yaşamamıza rağmen yine de ben bir takımın o durumda olması ben bir spor adamı olarak üzüyorum. Evet. Bunu da izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Ama biz kendi işimize bakacağız Mahmut. Bizim Sparta Spor'u yenmemiz lazım. İnşallah da öyle olacak. Evet. Hemen bakalım Şanlıurfa Spor'umuz hangi 11'le çıktı karşılaşmaya arkadaşlar. Evet. Grafiklere girmiş Mehmet abi ne varsa tabii hemen paylaşalım hepsini. Çünkü Ramazan ayındayız. İzleyicilerimiz de evet. Bizden sonra bir de yayın var. Yayın var. Orada uymamız gerekiyor. Evet. Şanlıurfa sporumuzun ilk 11'i ekranlarda geldi. Son haftalardaki aynı kadro aslında bir nevi. Evet. Yine Aydın vardı kalede. Hep söylediğimiz gibi bu maçta Semih yedekler arasındaydı Mehmet abi. Evet. Hani Semih Cumali. Semih yedekler arasındaydı. Bizim değişmez diye gördüğümüz 61 numaralı bek futbolcumuz. Semih yedekte onun yerine bu hafta Seyit oynadı. Genç kardeşimiz Seyit oynadı. Hemen ikili stoperlerde Feyyaz ve Mehmet Yiğit vardı. Diğer kanatta Barış'ı görüyorduk defansın dörtlüsünde.
Hemen önlerinde Mehmet Kurt vardı, Erkan vardı, Bünyamin ve Doğacan vardı. Gol yollarında Doğacan, da... Doğacan golü da güzeldi, evet, bunu da söyleyelim. İzleyeceğiz, onu da izleyicilerimizle paylaşacağız biraz sonra. Mert ve Kemal de gol yollarında Şanlıurfa Spor'un Bünyamin'le birlikte aslında. Bünyamin, Mert ve Kemal Şanlıurfa Spor'un gol ayaklarıydı. Evet. Bir golleri hemen izleme şansımız varsa hani, golleri de izleyelim. Almadan Şanlıurfa Spor'umuzun golleri vardı, arkadaşlarımızdan da rica edelim. Golleri de bir ekranlara versinler. Evet. Şanlıurfa Spor'umuza galibiyet golünü getiren goller, Şanlıurfa Spor'un penaltılı golcüsü diyelim. Kemal Sonatlar'da penaltılarda bulduğu gollerle Şanlıurfa Spor'umuza can veriyor. Ve Doğacan'dan gelen iki golünü izledik. Tırmanışımız, zirveye olan inadımız, ısrarımız devam ediyor. İnşallah da Rabbim bizi muvaffak edecek. Mehmet abi bir şey söyleyeceğim. Dün akşamki Valencia'nın Beşiktaş karşısında bir penaltı atışı vardı böyle ikinci penaltıda. O aklıma geldi penaltı izlerken. Keşke iki dakikalığına Fenerbahçe'ye Kemal Rüzgar'ı gönderseydik, o golü, penaltıyı Kemal Rüzgar kullanmış olsaydı. İşte maçın ciddi anlamda ciddiyeti bu. Gayet güzel bir penaltı. Kemal'i kutluyorum. Bence Kemal gerçekten iyi bir golcü. Beşiktaş'a da iki tane gol atmıştı. 15. gol etti yanlıştı. Evet, 15-16. Evet. 15. Beşiktaş'a da iki tane gol atmıştı. Dün Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 10 kişiyle aldığı mağlubiyete bakıyorum. Bir de Şanlıurfa Spor'umuzun kupa maçında Beşiktaş'a karşı oynadığı o mükemmel tura bakıyorum. Ya Şanlıurfa Spor artık bu lig bize dar geliyor Mahmut. Kabul etmek lazım. Evet. Öyle görüyorum ben. Vallahi inşallah Rabbim de gönlümüze göre versin, bizi kurtarsın bu ligden. Yani bunu hep söylüyorum, hani bu küçümseme manasında değil. Evet. Orada yaşayan insanları, o takımları da, ama bizim Şanlıurfa Spor'un karşılığı da Menemen, Soma, Arnavut değil Mehmet abi. Olmamalı. Evet. Nazilli, hatta katıyorum Esenler, Erok. Olmamalı Mehmet abi. Biz yani 3 milyonluk nüfusa sahip bir şehrin temsilcisiyiz ve bizim de karşılığımız bu olmamalı. Biz futbol manasında daha iyisini hak eden, daha iyisini isteyen, arzu eden bir şehiriz. Biz kentiz yani biz. Bakıyorum her hafta Sayın Valimiz taraftarlardan takıma destek istiyor. Haklı istemekte. Çünkü bunun olabileceğini biliyor. Biz 10 binleri, 15 binleri rahat buluyoruz. Ama tribünleri tam olarak doldurursak, takımı da inandırırsak şehrin inanmışlığına, işte o zaman biz bu 8 maçımızı alırız Mehmet abi. Evet. Ben Sayın Valimiz de ondan dem vuruyor. Evet. 80 puanla kalan 8 maç alınacak 24 puan. 80 puanla biz bu işi bitiririz diyor Sayın Valimiz. Evet. Ben de inanıyorum. Bu arada mesajlar var Mahmut'cum. Buyurun. Sabahımı okuyalım. Bursa'dan Cemal Atlıoğlu bizi izliyormuş. İyi akşamlar demiş. Her zamanki gibi sizi zevkle izliyorum. Bu arada çok şıksınız, bunu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz Cemal Bey'e. Kızlarım Zeynep ve Beyza ile beraber sizleri izliyoruz. Bu arada Tuba Hanım'a da selamlar gönderelim. Hep birlikte izliyoruz. Bursa'dan selamlar. İnşallah Bursa, Urfa maçında orada olmaya çalışacağım demiş. Sayın Valimizin açıklamaları da gayet güzel demiş. Hasan abi yine bir fotoğraf göndermiş. Bir de sağ olsun Hasan abi bize yine bir hediye yapmış Mahmut. Hemen bir Salih bunu yakın alabilirsen. Evet. Evet. Tabii seninki de var, onu da söyleyelim Mahmut. Bana da göndermiştim, evet, sağ olsun. Evet. Hasan abiye teşekkür ediyorum. Hasan abi mesajını okuyalım. İyi akşamlar Mehmet abi, Mahmut abiye selamlar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vali Bey var olduğu sürece Urfa Spor şampiyon olacaktır demiş. Hemen diğer mesajları da okuyalım izleyicilerimize. Dediğim gibi bizim program doğal ve evet.
Halil Güneşler yazmış. Bursa'dan sana Mehmet abi, Serdar Hoca ile ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi iyi şeyler söylüyoruz. İsmail Demir yazmış. Takım dinamosu Cemal abi, takım ateşine tek giden Cemal Yaşlılar futbolar anlamıyor. 8 aza kaldı bu sene, o sene inşallah demiş. Evet. Teşekkür ederim. Recep Atılgan yazmış. Mehmet abi takımımız iyi gidiyor. Menem Efek amaçında zorlandık ama yine de 3 puan almasını bildik. Şampiyon olmamız için bir serbiyat almamız lazım. Bizim yerimiz burası değil demiş. Kadir Seyhan İzmir'den yine biz diyoruz. Hayırlı akşam abi, seni bu hafta İzmir'de görmedik. Mahmut kardeşime selam. Allah'a emanet olun. Valla Kadir aslında çok gelmek istiyorduk ama biliyorsunuz Urfa'daki sel, deprem maalesef bir türlü kafamız ayırmadı ki Urfaspor bu sene aslında belki de Mahmut'la birlikte bu sezon en az deplasmanlara gittiğimiz bir sezon yaşıyoruz. İnşallah birinciliğe çıktığımız zaman hep birlikte geleceğiz, göreceğiz ve Urfaspor'umuza destek olacağız. Yeni yönetimin attığı bir fotoğraf var, onu hemen Adem'e göndereyim. Adem onu değerli izleyicilerimiz de bize paylaşsın. Bu arada Mahmut sen... Ben bir şey söyleyeyim. Evet, evet. Yeni yönetim oluştu. Evet. Başkan belli oldu. Ama buradan bir şey istekte bulunmuş olalım. Yani yöneticiler istifa eder. Yerine yeni yöneticiler. Keşke bu da paylaşılsa Mehmet abi. Evet. Şimdi evet. İstifa eden yöneticilerin yerine kim geldi? Sayın Emin Yetim seçildiği zaman paylaşmış olduğu yönetimden şu an kaç kişi yok? Yeni gelen isimler kimler? Ya şimdi ben resme bakıyorum, bizim başladığımız yönetimde olmayan isimler var burada. Hani tamam paylaşımlar yapılıyor, bilgi akışı sağlanıyor ama bunun bilgi akışı da Sayın Hacı Mizol Başkan, eyvallah başarılar dileyelim, yöneticimizdi, başkanlığa getirildi. Ama yönetici olmadan yönetime giren insanları da paylaşalım. Evet. Şimdi sevgili Adem'e yönetim kurulu var mı baksam, sizin bilginiz Mehmet abi? İstifa eden yöneticilerin yerine alınan yöneticiler hakkında. Şu anda benim gördüğüm onu söyleyelim. Hayır, resim olarak değil. Evet. Resimde Açın Bey'in Adnan Yükselir yanında Mehmet Büyük Fırat, Salahattin Güneş, Mehmet Ali Kurt, Ahmet Kayral, Vedat Yürüm, onu söyleyeyim kardeşime. Abuzer Avcı, Levent Kama, Ali Çiftçi, Mehmet Doğan, Mehmet Doğan, İki Mehmet Doğan var, onu da söyleyelim. Evet. Hemen bakıyorum. Mehmet Polat, pardon. Mehmet Polat, evet. Evet, evet. Tabi bu arada yine sevgili Kolbudak Başkanımız da bizi izliyor, o da görüntü atmış. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben okumuyorum diye herhalde bana atmamış. Valla yani olsun. Hemen... Salih için böyle bir al, Mahmut hemen şey yapıyor ama bunu gösterelim. Vallahi Mehmet abi. Ekrandan. Bakın Sayın Kolbudak Başkan'ın bizi izlediği, bunu söyleyelim. Birazdan yukarıya kaldırayım hemen. Yeterlidir. Evet. Bu kadar. Evet. Bir de bir fotoğraf daha var, onu da göstereyim. Salihçim hemen. Bursa'dan bizi izliyorlar güzel kızlarımız, yeğenlerimiz. Selamlar gönderelim. Tabii Urfaspor sevgisi her yere yetişiyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Adem'cim o yönetim kurulunun bir fotoğrafını da atsan, ondan ilgili de bir Mahmut dedi ya, kim gitti kim geldi. Son dönemlerde sıkıntı var tabii ki. Yönetimsel anlamda demiyorum. İstifa eden giden gelenle ilgili elimizde bir bilgi yok. O anlamda sıkıntı şimdi, var diyorum. Sayın Önkol yok fotoğrafta. Yok, evet. Kemal Bey çok daha önce istifa etmişti. Cihan Bey istifa etti, Emin Bey istifa etti. Tamam, bu istifaların ardından yönetime kimler alındı? İşte onları bilmiyorum. Evet. Bir... Yani Mehmet Baylan da bilmiyorsa benim bilmemem çok normal. Şimdi Mahmut, yani bunu da söyleyelim, son zamanlarda bak açık söyleyeyim. Yani şimdi eleştiri yapıyorsunuz Urfaspor'un menfaati doğrultusunda. Oradan bir yönetici çıkıyor. Ya efendim işte biz bunları bilmiyoruz. Ya kardeşim biliyorsun tamam da. Biz spor adamıyız. Biz uyarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki ya arkadaş, bu hafta oynayacağımız, öne görüyorum, Isparta Spor, Hakan Yılmaz teknik direktörleri, bir ara Urfaspor'a da geldi gitti. İyi bir hoca. Geldikten sonra düşme potasındaki Isparta, şu anda düşme potasının üstünde iyi bir takım. Bu takımın oynadığı maçları söylüyoruz, bu takıma önlem alın diyoruz. Burada yanlış bir şey var mı? Yani bunu söylüyor ya, bizim temennidir. Ya temenni yani. Uyarıdır, şimdi, ikazdır, yani buna, yapılabilir. Vay efendim biz bilmiyor muyuz bunları? Ya sen biliyorsun da biz de spor adamı olarak uyarıyoruz kardeş. Var mı bizim Urfaspor'dan bir menfaatimiz? Çayını içmedik ya. Yani neden biliyor musunuz? İşler iyi gidiyor. Ya aman biz işin içine girmeyelim, sıkıntı olmasın.
Varsın bir yönetici çıksın desin ki ya bizim gibi spor adamlar aslında gider hesap sorurlar. Gider hesap sorurlar. Ama biz ne yaptık? Ya dedik ki süreç zor. Yöneticiler gerçekten emek veriyorlar. Maddi manevi gidiyorlar geliyorlar. Biz çok karıştırmayalım, kafaları karışmasın. Ama her şeye de cevap vermenin bir anlamı yok. Bunu da söyleyelim yani. Bizim yerimiz belli. Sıkıntısı olan gelir, oturur. Hayda, her türlü soruya cevap da veririz. Alnımız da açık Allah'a çok şükür yani. Ne Urfaspor'un bir kuruşuna ihtiyacımız var, ne de bugüne kadar Urfaspor'a bir futbolcu önermişiz. Kimse çıkıp söyleyemez bunu. Ama kamuoyunda Allah'a çok şükür çıktığımız zaman binlerce insan bizi gördüğü zaman bağırlarına basıyorlar bizi. Çünkü niye? Biz içtenlikle, samimiyetle bu işi yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Niye? Urfaspor'a bir nebze de olsa faydamız benim Mahmut Tokan. Ya ben konuk almayı da çok sevmiyorum kardeşim. Yani şimdi konuk gelip ben burada tam saygı diyorum konuklara. Alacağız konuk. Niye almayalım? Bakın Sayın Valimiz Urfa'nın mülki amiri. Bağladık yarım saat. En önemli sıcak taze haberleri ondan öğrendik. Mahmut biraz önce yönetim kurulunun aldığı haberleri sıcağı sıcağına izleyicilerimizle paylaştı. Burada kamu görevi yapıyoruz bizlerle. Biraz saygınlık olsun yani. İnsanlara karşı biraz daha tavırlarınızı alay eder şekilde değil. Kusura bakmayın. Kimseden korkumuz da yok Allah'a çok şükür. Ama biz Urfasporluyuz. Yönetim bugün var, yarın yok. Ama biz hep buradayız. Yıllardır buradayız Allah'a çok şükür. Onun için herkes lütfen ne yazdığına, ne çizdiğine dikkat etsin. Buradan söyleyeyim bunu. Evet Mahmutçuğum. Karaköprü sporumuzla ilgili de. Olacak Sayın Mehmet Kolbudak Başkanımız benim de resmimi atmış. Teşekkür ediyoruz büyük başkan. Büyük başkan Mehmet Kolbudak. O bizim hep başkanımız Mehmet abi. Evet. Bir yerde olmasına gerek yok. Başkan olarak şimdi, kabul ettik. Urfaspor'dan başkan olarak maddi anlamda buradan da söyleyelim. Programımızın son 5 dakikasının içindeyiz. Evet. Ona göre artık evet. İşte Karaköprü'yü söyleyin. Ya, ne isterseniz söyleyin. Evet. Dükkan sizin Mehmet abi. Sevgili İsmail Doğan hocamıza buradan selamlar gönderiyoruz. Biliyorsun Adıyaman Spor Lig'den çekildi. Onların sportif direktörü. Bugün bir görüşmemiz oldu. Urfa'nın bence en önemli değerlerinden biridir. Sahip çıkmamız lazım idi ama biz çıkamadık. Sevgili Adıyaman Spor Kulüp Başkanı Ömer Aybak mı? Said Aybak Başkanı. Evet. Said Aybak Başkanımız aldı dedi ya İsmail Hoca sen bir değersin. Bu bölgenin değerlisin. Aldı götürdü ve emin olun ki Adıyaman Spor'u da tam düzeye çıkartacakları dönemde bu felaket yaşandı. Çok şükür ona bir şey olmadı. Ölenlere de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yani Urfa'nın değerlerine sahip çıkmak lazım. Hani Mahmut Kılıç bir değerse ona sahip çıkalım. Allah'ım. Mehmet Kolbudak değerse sahip. Yani bu değerlere sahip çıkmak lazım. Herkes için söylüyorum. Yani. Kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Onlara bu şehrin sahiplendiğini göstermemiz lazım. Değer vermemiz lazım. Çünkü Urfa'da Urfalı'dan başkan derler ya dostumuz bizim yok. Çünkü bölgeye baktığımız zaman da bunu gösteriyor. Karaköprü sporumuz bu hafta, iki hafta üstte berabere kaldı. Aslında evet. Yomra maçına gittim Mahmut'cum ama aşırı bir yağış vardı. 1-0 da öndeydi, 1-1 oldu. Galibiyet hak eden de bir, ben çok beğendim. Besim Hoca çok iyi oynatıyor takımı. Bu hafta da Amasya deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Yeni mevsim bence bu ligin öyle görünüyor. Orada da 8 hafta kaldı. Yani şimdi bakıyorsun yeni mevsimin 53 puanı var. Karaköprü 46 puanda, Ordu FK 46 puanda, Kütahya 46 puanda, Derince 46 puanda, Nevşehir 44 yanında. Karaköprü sporumuzu 8 maçı kalmış. Bu hafta Ağrı ile oynuyor. Kendi sahasında. Çatal da deplasmanına gidiyor. Ordu ile kendi ki Ordu rakibi sahasında oynuyor. Yeni Mersin deplasmanına gidiyor. Kütahya ile sahasında oynuyor. Elazığ deplasmanına gidiyor. Karaköprü Nevşehir maçı var. En son Derince. Şimdi baktığımız zaman Ordu, Derince, Kütahya ve Yeni Mersin. Oynayacağı maçlar çok zor maçlar. Karaköprü sporunun grubunda da ikinci olan takım direkt playoff final oynuyordu. İnşallah ikinci olur Karaköprü sporumuz. Ben Besim Hoca'ya, Mustafa Aslan'a ve bütün yöneticilerine bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum. Karaköprü sporumuz güzel işler yapıyor. Bizi bu saate kadar izleyen bütün izleyicilerimize selamlar, saygılar gönderiyorum. İnşallah Sparta maçında güzel bir galibiyetle Esenler Erok maçını da tamamlayarak kendi işimize bakacağız. Çorum bizi ilgilendirmiyor. Biz kalan 8 maçımızda 24 puan toplarsak 80 puan ediyor. 56 puanımız var Sayın Valimizin de dediği gibi. Bu ligi lider olarak bitireceğiz. Ondan sonra da çok daha güzel, çok daha aydınlık, çok daha güneşli günler Şanlıurfaspor'u bekliyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mehmet Mercan'ın da size çok selamı var. Aleyküm selam. Onu da söylemiş olalım. Biz de selam gönderelim Mehmet Mercan kardeşimize. Ve evladına da buradan tekrardan bu mübarek günlerde Ramazan ayında Rabbim şifalar versin. Eyüp Ensar yeğenimize. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Buradan bir teşekkür de Güneydoğu TV Yönetim Kurulu'na etmem gerekiyor.
Şanlıurfaspor'umuz böyle iyi giderken sürecin de seçim süreci olmasına rağmen geçmiş yıllarda bilirsiniz hani seçim atmosferi gelince programlar yapılmazdı, askıya alınırdı, tatile girerdi. Ama ısrarla bu saati bir saatlik dilimi de olsa boş bırakıp Şanlıurfaspor'a ayırdıkları için buradan yönetim kurulunda bulunan Sayın Faruk Bayık müdürümüze, Sayın Mehmet Baylan'a ve Sayın Ömer Kapaklı, Sayın Mehmet Ali Kapaklı'ya da teşekkür ediyoruz. İlk günden son güne kadar hep Şanlıurfaspor'un yanında oldular. Şanlıurfaspor'u ayrı bir yere koydular onlar da. Ben teşekkür ediyorum bir taraftar olarak kendilerine de. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum ayrıyeten. Haftaya bizler yine burada olacağız Allah nasip ederse. Haftaya görüşünceye dek en sevgiliye yani Allah'a emanet olun. Mutlu akşamlar.